Herkese merhaba. Avrupa'daki PMI verilerinden sonra Euro lehine olan e, görüntümüzle başlamıştık zaten sabah. E, bir miktar daha toparlanmayla birlikte Parite tarafında 50 günlük harekette ortalamaya yakınlaştığımız görüntünün içerisindeyiz. E, hafta kapanışı önemli olacak. E, 50 günlüğün üzerine taşınmalarla birlikte e, devam ediyor olursak bir... 21.91 22 kademelerine yükselişleri gözlemleyebiliriz genel itibariyle. Sterlin tarafında da Sterlin lehine dönen görüntümüz tekrardan 1.40'lara taşınmamızla devam ediyor. Bir miktar daha yükselişler görülebilir. Bu yükselişlerden sonra tekrardan hafta kapınış ile birlikte yeni haftada dolar lehine olan bir görüntüyle tekrardan 39'lara geri çekilme potansiyelimiz de var. Dikkatli olmakta fayda var. Yükselişlerde de 1.41 seviyelerine doğru çıkışları gözlemleyebiliriz. Altın tarafında son açıklamalardan sonra ciddi düşüşümüz e, şimdilik yatay seyirde devam ediyor. Bir miktar daha düşüşler gözlemlenebilir. Bunlar da bizi bir e, 1760 ve 50 seviyelerine doğru geri çekebilir. E, toparlanma görme ihtimalimiz dahilinde tabii ki e, bir miktar daha toparlanmayla birlikte 1780 90 Bandına doğru hareketler de gözlemlenebilir altın tarafında. Gram altın tarafında e, ons altının geri çekilmesiyle birlikte e, 400'lerin aşağısına taşındığımız görüntü devam ediyor. Şimdilik yatay seyrimiz var. E, Türk lirasının dolar karşısındaki olan e, değer kazanımıyla birlikte üzerine altındayız e, genel itibariyle. E, altının yukarı hareketlenmesiyle birlikte tekrardan 400'ler de kırılabilir. Ons altının geri çekilmesiyle 390'lara doğru e, o seviyeleri hedefliyor olabiliriz. Petrol tarafına baktığımız zaman Amerika'daki hava koşullarının düzelmesiyle birlikte özellikle Texas bölgesindeki e, tekrardan üretim faaliyetleri e, başlayacaktır yavaş yavaş. E, İran ile olan Amerika görüşmesinde Amerika'nın zeytin dalı uzatmasıyla birlikte e, orada da beklentiler oluşuyor. E, bu beklentilerle birlikte arz tarafında e, bir fazlalık olması demek. Aslında fiyat, piyasa genel itibariyle bunu erken fiyatlıyor ama e, 60 doların altında taşındığımız görüntüyü bir miktar daha geri çekilmeler gözlemlenebilir petrolde. Avrupa'daki verilerden sonra DAX tarafında e, toparlanmaya gittiğimizi görüyoruz. E, 900'lerin üzer, üzerinde olduğumuz görüntüdeyiz 13 binlerin. E, 14 binlere doğru e, toparlanmanın bir süre daha devam edeceğini genel hatlarıyla söyleyebiliriz. Günün devamında sizlere bol şey işlemler dileriz.